Aslında Türkiye Devleti'nin medya savunma alanlarına saplandığını biz biliyoruz. Daha önce de birçok kez ben yorumladım. Türkiye Cumhuriyeti için, Türkiye ordusu için medya savunma alanları adeta Vietnamlaşmıştır. Bunu defalarca vurguladık. Bir çıkış, bir provokasyon arıyordu Türkiye Cumhuriyeti oradan çıkabilmek için. Yani Rojava'ya saldırıyı, Rojava'ya girmeyi, Rojava'yı işgal etmeyi istiyordu. Bu anlamıyla çok diplomasi mevkii dokudu Rusya'da, Amerika'da, Avrupa'da birçok yere giderek. Hatta Suriye devletiyle işte gizli gizli görüşerek. Ama kısa vadede bundan sonuç alamayacağını gördü. Ve medya savunma alanlarında seçimlere kadar belli bir kazanma çıkması gerekiyordu. Ve uluslararası güçler ile belli kirli anlaşmalar yapmış oldukları anlaşılıyor. Çünkü böylesi bir saldırı konseptini, yani 6 ayda HPG BİM'in açıkladığına göre 6 ayda 2500'ün üzerinde kimyasal bomba kullanılmış. Bu anlamıyla bakıldığında bu NATO'nun bilgisi dahilinde olduğu anlaşılıyor. Ve bu anlamıyla bakıldığında çok da böylesi bir süreçte yaptırımlarla karşılaşmayacağını biliyor. Çünkü Rusya, işte Ukrayna, Rusya, Kafkasya, Orta Doğu arasında Amerika, NATO, Batı, Rusya çelişkilerini doğru, yani kendince doğru okuyan ve tam böylesi bir süreçte böyle bir saldırı yaparsam sessiz kalınır, tepki gösterilmez düşüncesiyle böylesi bir kimyasal saldırı yapılmıştır. Bakın mesela Ermeni soykırımı ne zaman yapılıyor? Birinci Dünya Savaşı'nın o karma karışıklığında yapılıyor. Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman maalesef hem kimyasal saldırılar açısından hem de kimyasalın öncesinde de benzer saldırı yapabileceğinin işaretini veren bir sürü saldırı emareleriyle katliamlara doludur. Bakın Pontus soykırımına, Rıza Nur'un hatıratlarına bakın. Orada Topal Osman'la diyalogları vardır. Topal Osman'ın itirafları vardır mesela. Mağaralarda sivil insanları nasıl boğarak öldürdüğünü anlatır. Mağara ağızlarında ateşler yakılır ve dumanın bir şekilde içeri girmesi sağlanır ve sivil kadınlar, çocuklar, yaşlılar o gazla, o şeyle, dumanla boğularak öldürülür. Dersim biliyoruz. Dersim'de Alman gazları ispatlandı artık. Alman gazları kullanıldığı ispatlandı. Kimyasal gazları kullanıldığı ispatlandı. Ve 80'li yılların ortasında ilk yani modern anlamda Kürt hareketine karşı kimyasalların kullanıldığını biliyoruz. Hulusi Akar kendisi de zaten itiraf etti. İşte PKK'ye karşı verilen savaşta işte göz yaşartıcı gazlar kullanıyoruz mağaralarda ya da tünellerde, benzeri şeylerde ki OPCW bunu yasaklar. Ondan sonra var olan sözleşmeler, kimyasallara karşı var olan sözleşmeler bunu yasaklar. Yani bu en basiti yani. Kapalı alanda böylesi bir saldırıyı yasaklar ki kendi itirafında bile biz görüyoruz yasaklı kimyasal maddenin kullanıldığını ve onun dışında birçok kimyasalın kullandığını biliyoruz. Yani fosfor bombalarının kullanıldığını biliyoruz. Ondan sonra termobanik bombanın kullanıldığını, taktik nükleer bombalarının kullanıldığını biliyoruz. Bu taktik nükleer bombayı itirafı da daha önce emekli generallerden gelmişti yani. Kullandıklarını söylemişlerdi. Yani bu anlamıyla her ne kadar Hulusi Akar kendi söylediğini de yalanlasa da ve Cumhurbaşkanı her ne kadar TSK'nın geçmişinde böyle kirli sayfa yok dese de aynısını Cumhurbaşkanı Türkiye Devleti içinde kullanmıştı. Türkiye Devleti'nin tarihinde, Türklerin tarihinde böyle kirli sayfalar bulamazsınız denmişti. Bu Ermeni soykırımı hatırlatıldığında, Pontus soykırımı hatırlatıldığında. Ama işte o kirli sayfa bulamazsınız dediği ordu, eğer doğruysa, onların sözleriyle söylüyoruz, eğer doğruysa kendilerine karşı darbe girişiminde bulundu 15 Temmuz'da yani. Bunu atlayacaklar mı? Ya da işte 28 Şubat'ta neler yaptığı biliniyor yani. Ve öncesinde 80'de neler yapıldığı biliniyor. Onun öncesinde 60'da neler yapıldığı biliniyor. 60 öncesi zaten biliniyor. Şimdi bu ordu nasıl kural dışına çıkmazmış? Nasıl hukuk dışına çıkmazmış? Yani 90'larda ve ben birçok katliamın, birçok işkencenin, birçok savaş suçunun şahidiyim yani. Türkiye Cumhuriyeti Ordusu'nun. Kendim mavi bereli komando askeriydim. Ve Şırnak'ta görev yaptım. Yani bu anlamıyla ben esir düştükten sonra da PKK'nın elinde 2 senenin üzerinde kalan askerlerden biriyim. 90'ların ortasında bizim bulunduğumuz bölgede işte şeylerin, kadın gerilla arkadaşlarının yani duş almak için temizliklerini yaptıkları bölgeye yine kimyasal bir bomba atılıyor. Böyle sarımsı bir renk ortaya çıkıyor. Böyle sarımsı turuncu gibi bir renk ortaya çıkıyor. Bir koku ortaya çıkıyor. Ve orada birçok kadın gerilla ne kurşun yemişken ne de işte herhangi bir bomba yani işte kazan atılır ve onun basıncıyla ölür. Ne de öyle bir saldırı emaresi vardı. Bir tek saldırı emaresi kokulu bir gazdı, sarımsı turunculu bir gazdı ve arkadaşların gerçekten şeyleri sanki etleri erimişti yani, nasıl bir kimyasal kullanmışlarsa birçok arkadaş orada yaşamını yitirmişti. İran bir açıklaması vardı bu anlamıyla. Irak devleti eğer sözünün arkasında durursa bir komisyon kuracağını ve kendi toprakları içerisinde Türkiye devletinin defalarca yaptığı kimyasal saldırılar araştırılacak ve sonuçları itibarıyla da OPCW'yi yani gerekli emirler toplandığında OPCW göreve çağrılacak. Eğer bir baskı görmezse Irak devleti, yani Rusya ya da işte Batı güçleri tarafından ve işte bu sorun üzerinden, bu mesele üzerinden Türkiye'den bir şeyler koparmak da istemiyorsa Irak devleti, gerçekçi ve dürüst davranırsa Türkiye'nin bu sefer başının çok ağrıyacağı ortada. Yani savaş suçu var ortada. Bildiğiniz kimyasal gazlarla, yasaklanmış kimyasal gazlarla 6 ay içerisinde 48 gerilla yaşamını yitirdi. Yakın bir süreçte de işte 17 gerilla yaşamını yitirdi. Elbette böylesi saldırıların, böylesi kirli konseptin işte kimyasallara kadar kullanılan bir sürecin, işte taktik nükleer bombaların, fosfor bombalarının kullanıldığı bir süreçte bu bombaları kullandığı, bu kirli savaşı yürüttüğü bölgeyi Türkiye devleti her zaman olduğu gibi yalnızlaştırmaya çalışacaktır. İşte Şebnem Korur Fincancı arkadaşa yapılan saldırıyı böyle algılamak gerekiyor. Yine gazetecilere yapılan işte Ankara'da gördük, daha önce de gördük, bundan sonra da göreceğiz. Yapılan saldırıları, gazetecilere, basın çalışanlarına yapılan saldırıyı da yine bu şekilde okumak gerekiyor. Yani Türkiye devleti katliamlar yapacağı zaman ya da soykırım politikanı devreye sokacağı zaman bunun bunun öncesinde ilk saldırıyı gazeteciler görür. Çünkü yapacağı saldırının dışarıya duyurulmaması lazım, tecrit edilmesi lazım. Yine akademisyenler, bu anlamıyla bu alanda uzman olan meslek örgütleri ya da o meslek örgütlerine bağlı aktivistler, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları savunucuları, bu anlamıyla saldırının hem öncesinde hem sonrasında doğal hedefleridir. Şebnem Korur Fincancı da işte bu anlamda gözaltına alınmıştır. İşte tutuklanmaya çalışacaklardır ama tutuklanabilmesi için herhangi bir şey ellerinde de yoktur. Bir iddiayı sormuştur. Bu çok, herkes bunu sorabilir. Çünkü dünya kamuoyuna mal olmuş bir kimyasal saldırı ve bir kere iki kere değil 200'ün üzerinde bir saldırı olduğu için de doğal olarak bir meslek örgütünün başkanı olarak, adli tıp uzmanı olarak bu anlamda hem görüşlerini belirtebilir hem de bu iddiaları dile getirip araştırılması için çağrıda yapabilir. Bu anlamda bizim tam böylesi süreçlerde geri çekilmeyen ve yapılan devletin hukukun dışına çıktığı dönemlerde, yasaları bir kenara ettiği dönemlerde böylesi arkadaşları sahiplenmeliyiz ki bu hukuk dışılığı da önleyebilelim ve onlardan, bunu yapanlardan hesap sorabilelim.